Selam, nasılsınız? Gündemimiz bu kadar koronavirüsken ben de bir önceki videomdan sonra işlerin bu kadar çok değişmesinden dolayı bir video daha çekmeye karar verdim. Önceki videoda hayat normal bir şekilde devam ediyordu. Sadece marketlerde ürünlerin azalması söz konusuydu. İnsanlar ürün bitebilir telaşındalardı. O günden bugüne kadar çok az bir zamanda işler çok büyük bir şekilde değişti. Özellikle okullar kapatılmıştı ve uzaktan eğitime geçilmişti. Bunun üzerine aileler çocuklarını başka etkinliklere, yine böyle toplu alanlara götürmeye başladılar. Bunu bir tatil olarak gördüler. Daha sonra evde çalışabilen insanlar evlerinden çalıştırılmaya gönderildiği zaman bunu da fırsata çevirmek adına memleketine dönenler oldu, sahillere gidenler oldu. Böyle olunca da virüs bütün İspanya'ya yayılmış oldu. Daha sonrasında insanlar bulundukları yerden kalsınlar diye şehir değiştirmek, bulunduğun bölgeyi değiştirmek yasaklandı. Bunun hemen sonrasında da zaten 15 Mart tarihinde olması lazım 15 günlük bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasakla birlikte insanlar sadece evden çalışamayanlar işlerine gidebilmek için sokağa çıkmaya başladılar. Bunun için de işte öncelikle bir arabada önüne ve arkasına şeklinde iki insan gidebiliyordu. İnsanlar bunu uygulayamadıkları için daha sonra her arabada bir kişi olacak şeklinde değiştirdiler. Ya da taksi kullanmak gerekti. Takside de yine bir yolcu şeklinde gidilebiliyor. Onun dışında nasıl dışarı çıkabiliyorsunuz? Süpermarkete, bankaya, eczaneye, eczanelerde çok fazla bir ürün kalmamasına rağmen kuaförlere, yine kuaförler de insanlar tarafından yanlış algılandı. Yani evde saçını yıkayamayan, kişisel bakımını yapamayan insanlar için kuaförlere gitmek serbestti. Evcil hayvanınız varsa onu dolaştırmaya çıkabiliyorsunuz. Bunların haricinde dışarı çıkmak yasak. İnsanlar sokağa çıkmaya devam ettiler ve para cezası uygulamaları başladı. Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla da bir adam peluş bir köpeği, oyuncak bir köpeği dışarıda gezdirirken yakalandı. Haliyle ona da para cezası kesildi. Yine de bu para cezaları insanların önünü kesmedi. İnsanlar hala sokağa çıkmaya devam ediyorlar. Hatta bir ara para cezası uygulanan kişi sayısı virüsten etkilenen kişi sayısını geçti. Tüm bu olanlar karşısında insanlarda daha fazla bir bilinç uyandırmak amacıyla sosyal medya üzerinden Yo me quedo en casa ya da quédate en casa, ben evde kalıyorum ya da evde kal hashtagleriyle insanlar bir birlik bütünlük oluşturmaya başladılar. Canlı konserler verildi, canlı dersler yapıldı, spor yapıldı birlikte. Aynı zamanda bunlar Madrid'de televizyonlarda da uygulanmaya başladı. Çok güzel reklamlar çıktı. Sürekli hashtagler televizyonlarda yer aldı. Bir nebze de olsun insanlara etki ettiğini düşünüyorum. Sağlık çalışanlarının durumuna gelecek olursak, Türkiye'de de şu anda aynı olduğunu düşünmekle birlikte burada sağlık çalışanları çok yoğun bir dönem geçiriyorlar. Gözlüklerle ve maskelerle çalışmaları gerekiyor ama şu anda ellerinde ne gözlük ne de maske kalmış durumda. Böyle denizlerde, havuzlarda kullandığımız gözlükler kullanıyorlar ya da yeni gözlük tasarımları üretmekle meşguller. Yine maskelerini de kendileri evlerde yapıp kullanıyorlar. Ama birçok sağlık çalışanı şu anda zaten virüse yakalanmış durumda. Çok fazla sağlık çalışanına ihtiyaç duyulduğu için kurumlar bu insanlarla ek olaraktan sözleşmeler yaptılar. Biz de her akşam aynı saatlerde pencerelerimizden onlara en azından moral olarak bir destek olmak amacıyla çıkıyoruz. Elimizden başka bir şey gelmez mi? Gelir. En önemli şey evimizde kalmak, temastan kaçınmak. Onun haricinde artık hastaneler yeterli kapasiteye sahip değiller. Bu sebeple İFEMA'da çok büyük bir alana ekstra bir hastane açıldı diyeyim. Belirli aralıklarla, geniş aralıklarla yataklar atıldı ve oralardan da hasta bakımı yapılmaya devam ediliyor. Yaşlılar özellikle yalnız kalmış oluyorlar. Çünkü ziyaret etmek mümkün değil onları. Ne aileleri görebiliyor ne de onlar başka birilerini görebiliyorlar. Bu sebeple belirli robotlar oluşturuldu. Anonim olarak işte onlara mesajlar atılabiliyordu. O kadar çok insan mesaj göndermiş ki artık şu anda mesaj gönderimi mümkün değil. Vefat edene kadar yalnızlar. Ne aileleri onları görebiliyor ne onlar kimseyle konuşabiliyor. O yüzden en azından bu mesajlar iletiliyor kendilerine. Cenaze törenleri de sıkıntılı. Yani vefat aşamasından sonra işte yakacağız mı, nasıl olacak tarzında tartışmalar vardı, konuşmalar vardı. En sonki durumu bilmiyorum, nasıl yapıldığını bilmiyorum. Sokağa çıkma yasağının ilk haftasını doldurmuştuk ki 15 gün daha uzatıldı. Büyük ihtimalle daha da uzar diye düşünüyorum. İtalya'nın ve İspanya'nın halini görmemize rağmen, gidişatını görmemize rağmen diğer ülkelerin hala önlem almakta gecikmeleri biraz beni üzmüş durumda.
sizlerin de daha sorumlu davranmanızı istiyorum. İtalya ve İspanya'da olanları gördükten sonra evimizde kalalım sevdiklerimiz için, temastan kaçınalım, mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayalım. Çünkü durumlar bir anda, çok kısa bir anda çok ciddi hal alabiliyorlar. Hepimize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.